Hayatın neredeyse yarım yüzyıllık ölümünü insan hakları için, basın özgürlüğü için ve özgürce basın özgürlüğü ve basını gazetecilik yapabilmek için mücadele etmiş olan bir arkadaşımızı, bir yoldaşımızı, bir dostumuzu, bir unutulmaz bir gazeteciyi bugün ne yazık ki uğurlamak zorundayız. Tüm baskılara rağmen, yıldırmalara rağmen, hapislere rağmen ve sürgüne rağmen bildiğinden hiçbir zaman şaşmayan, doğruları söylemekten korkmayan Yılmaz ve kendisine güveni olan bir arkadaşımızı, bir dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. O kadar çok mesaj geldi ki Türkiye'den, başka ülkelerden onu anlatan, ama dediğim gibi hepinizin onunla anıları vardır. Anlatmaya hiç yeltenmeyeceğim çünkü gücümüz yetmez buna. Zaman darlığı nedeniyle ve kendisinin de istemi üzerinde bugün sadece onunla birlikte gazetecilik alanında mücadele veren arkadaşlarının burada çok kısa birer konuşma yapmasını planladık. Bu soy isim sırasına göre ben isimlerini sayacağım ve hepsini tek tek zaman kaybı olmaması için takdim etmeyeceğim. Onun için sizden şimdiden özür diliyorum. En önemlisi de vicdanlı ve sevgi dolu yüreğiyle arkadaşımız, yoldaşımızdı. Baş sağ olsun. Çok kısa konuşacağım. Benim çocukluğum da Cumhuriyet Gazetesi ile geçti. Babamdan öğrendim Celal abiyi ben. Tam da babamın olmasını istediği bir kişiydim. Çok enteresan. Yıllar sonra yolumuz meslektaş olarak kesişti. Üzerine yaptığınız o çok yorucu, çok yıpratıcı tartışmaların birinde Celal bana döndü, dedi ki bana Türk muamelesi yapma. Döndüm yüzüne baktım, kırılmıştı, yüzünde tepkiyle karışık bir sitem ifadesi vardı. Ve haklıydı, çok haklıydı. Çünkü Celal, Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez, bu etnik kimliklerin hiçbirine sığmayan biriydi. Hepsinin üstünde, ötesinde bir insandı. İnsan odaklıydı ve insanı merkez alan bir bakış açısı vardı. Celal birine baktığı zaman Kürt mü, Türk mü görmüyordu, sadece insan görüyordu. Bu yüzden o ülkede ırkçı, inkarcı, imhacı, şövenist, o ülkede İnkarcı Türk Devleti'nin resmi ideolojisiyle kendi arasına kalın bir çizgi çekmişti. Jibo ve pır girince, hatta geli ve hebu, hatta geli kurt hebu dişi, dirili geli de pişi, hatta kurt hebu dişi herhebi, riyat evetil ve brevi aziz. Hey he, o abi Musara Gupeteri el sözüra, o Leyla da sıravakke, zor spas şubatı. Masanın baş köşesinde bir açık dediği vardı. Celal'i temsilen. Üstünde yazı, ne olacak bu memleketin hali? Bu soruya bir ömür verdik hepimiz. Celal de bir ömür verdi. Soruya bir cevap bulabilmek için. Ve son görüşmemiz vefatından haftalar önce hala televizyonlarında bu sorunun cevabını arıyordu. Ve Ayşe'den ya işte yazıya başlamam lazım, tekrar yazı yazmam lazım diyordu. Memleketin hali diye diye giden bir kuşak aslında bizimki. Bizden önce Köln'de, Avrupa'da çok sayıda arkadaşımız, çok sayıda aile bize, Celal'e, Ayşe'ye, Artı Gerçeğe, Artı TV'ye acayip yardım ettiler, destek oldular, dayanışmada bulundular. Bu özellikle sürgün koşullarında çok önemliydi ama son hastane sürecinde belirtmem gerekir, bir arkadaşımız ve üç aile olağanüstü ve fedakar, cefakar ve şefkatli bir şekilde katkıda bulundu. Sürgünde bu tür şeylere çok hassasız. Son nokta, Celal çok iyi bir insandı, çok iyi de bir gazeteciydi ayrıca. Biz onun ruhunu, anısını ama özellikle de mesleki mirasını devam ettirmek için daha bugünden, yani bir haftadan beri çeşitli fikirler, projeler üretiyoruz. Size neden ayrı olurlar size?
Yapma ya. PKK dezenformasyonuna gelmiyorum oğlum. Yok abi. Hayır. Olay gerçek. Hasip Kaplan'ın dilekçesi var elimde. Köylüler dilekçe vermişler. Hepsi imzalı altında. Ondan sonra tüm müşrak şeyi, köy muhtarı, herkes. Yapma ya. Haber hazırla sabah, geç sen bana. Haber geliyor. Diyorum ki buna önce biz sadece şeyi koyalım. Hiç yorum yapmadan bu Asip Kaplan'ın yazmış olduğu dilekçeyi, şey dilekçesini savcılığa verdi, dilekçeyi yazalım, koyalım. Koyduk. Ben de bir yazı yazdım birinci sayfadan Cumhuriyet'in. Gerçek neyse ortaya çıksın diye. Fakat o arada haberde bir bölümü koymadık. Çünkü bekleyelim, aşama aşama gidelim. Çünkü bu haberin nasıl bir kıyamet koparacağını biliyorum. İstifa etmeye kalktı Celal. Telefon ettim, dur lan ne istifası? Böyle bir tartışma geçti. Klasik gazeteci ve müdür tartışması. Durdu. Sonra 3-4 gün sonra olay gerçek, dışkı yedirdiler diye Turgut Özal'ın o zaman başbakan manşette açıklaması çıktı. Hiç unutmuyorum. Dünyalar bizim olmuştu. Biz gazeteci milleti böyleyizdir. İki mekan bence sembolik değerlendirilmiş gibi üzerine ilk vatandaşlık kararlılıktan sonra 17 yıl Türkiye'ye gidememiştim. İlk gezimde gitmek görmek istediğim Kürt ülkelerine gidebildiğimizde yanında bir teferraf da vardı. Tam bir Rus ünlü ve birdenbire kendimizi Cizre'de Kadıoğlu Oteli'nde bulduk. Etrafımız mavi belediyeler, panzerler sayılır. 3 gün muhasır kaldık o terkette. En büyük bir durduk. Hasan Bey'in anlattığı haberi yazdığı otelde, Kadıoğlu Oteli Cizre'de. Ve büyük bir rastlantıydı. Celal'den Türkiye'yi, Kürt gerçeğini ilk ağızdan öğrenmek ve mücburlanır. Kuşatma altında bununla birlikte olmak. Sonra yer için, geçinmek için, para kazanmak için bu mesleğe girenler. Bir de efkarı memleket olan, ne olacak bu memleketin hali sorusuna bir yanıt üreterek gazeteci olanlar. Celal abi bu ikincilerdendi ve en iyilerdendi. 1989'da Cumhuriyet Gazetesi'nde Yeşil Yurt haberini ısrarla sizle konuşarak Hasan Cemal yayınladığında ben daha çiçeği burnunda yabancı gazeteye onun Türkiye temsilcisine yardımcı olan stringerlik yapan bir muhabirdim. Çok sarsıcı bir haberdi bu benim için. Ve bütün o süreci çok yakından izledim Hasan Cemal. Ve sizin sözünü ettiğiniz o açıklama geldiğinde Turgut Özal'dan haber sürecinde izlediğim için oturup hüngür hüngür masada ağladığımı ve Celal başlangıcıca minnet duyduğumu hatırlıyorum. Celal başlangıç beni bugünkü gazeteci yaptı ve daha nicelerini. Rahat yürüsek. Albümde çok temiz bir iz, çok güzel bir isim bıraktım. Bundan sonra toprak neşlesen, bahtiyar olsaydım.
Yani arkadaşıma en azından veda edebilme olanağım oldu. Elbette Belge. Hani çok uzun yıllardır birlikte hakikatin izini sürdük biz sevgili Celal'le. Ve o bu mücadeleden hiç vazgeçmedi. O anıları hep beraber yanı başımızda her gün bizim yine birlikte olacağını söyleyebilirim ben. Ben söz veriyorum Celal'e, hakikatin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz. Kim ne derse desin, kim nasıl suçlamalarda bulunursa bulunsun. Bizim işimiz hakikat, bizim yaşadığımız topraklarda ancak hakikatle onarabileceğiz kendimizi. Onun için ben güle güle demiyorum. Yanımızda her zaman, yanımızda taşıyacağımızı söylüyorum. Bir tane alabilir miyim? Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.